Felsefe Bölüm Başkanı Emre Arda Erdenk Hocam'ı konuşması yapmak üzere davet ediyorum sahneye. Emre Hocam, benim lisanstan beri aynı zamanda hocam olur. O yüzden öncelikle buraya bizlere geldiği, onurlandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Karaman'a geldiği için. Konuşmasını yapmak üzere Hilmi Demir Hocamızı sahneye davet ediyorum. University of Pisa'nın Matematik Bölümünün Bölüm Başkanı. Nasıl ki Emre Hocam burada Felsefe Bölüm Başkanıysa, Galile'de oradaki üniversitenin matematik bölümü başkanı. Galile'den sonraki matematik bölümü başkanı Torricelli. Torricelli'nin adını çoğunuz duymuşuzdur. Değil mi? Barometre, basınç. Değil mi? Ama o adam aynı zamanda matematikle de ilgilendiği için, matematikçi olduğu için aslen şöyle bir soru soruyor. Hacmi sonlu olacak, yüzeyi sonsuz olacak. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi ilk etapta sorduğumuz zaman çoğumuza bu mümkün değil gibi gelecek. Değil mi? Yani hacim sonlu, yüzey sonsuz. Olabilir mi Muhammed böyle bir şey sence? Çok olamaz gibi duruyor ama matematik olabileceğini söylüyor garip. Kısaca söylemek gerekirse buna Torricelli'nin trompeti diyorlar. Bir de şunu bilmek lazım. Felsefede hangi dönemin felsefesini, hangi bölgenin felsefesini yaparsanız yapın ya da matematikte mutlak o bölgenin, o ülkenin tarihiyle, o ülkenin kültürüyle, o coğrafyanın diniyle, geleneğiyle, göreneğiyle bir ilişkisi oluyor. Buna bir yandan Torricelli'nin trompeti diyorlar, bir yandan da Gabriel's Horn diyorlar. Cebrail'in sura üflemek vardır ya. Yani çok İncil'e yönelik bir gönderme var burada. O karar gününde, kıyamet gününde sura üflenecek. Bunu sur gibi düşünüyorlar. Öyle bir isim de veriyorlar. Şöyle, bu şekil nasıl oluşuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hepiniz şeyi hatırlarsınız. Böyle y eşittir x'in grafiğini çizmeyi değil mi? Biliyoruz değil mi onu? Y eşit 1 bölü x'in grafiğini çizdiğimizde şöyle bir şey çıkacak. Bunun bir lazeri vardı galiba değil mi? Şu y eşit 1 bölü x'in grafiği. Tamam. Şimdi bunu alın, x ekseni çevresinde döndürün şöyle. Şu şekil çıkıyor. Bu şekil çıktı. Bu şeklin hacmini ve alanını hesaplamak için matematiksel formüller var. Dosyalarımızda var, istersek onu bakabiliriz. Gerçekten hacmin hani pi r kare filan derdik ya öyle şey. Onu hesapladığınızda hacmi sonlu çıkıyor. Yüzeyini hesapladığınızda aynı integral formülleriyle yüzeyi sonsuz çıkıyor. Değil mi? Şimdi eğer böyleyse bu garip. Neden garip? Çünkü hacmi sonluysa ben bu trompeti sonlu miktarda bir boyayla doldurabilirim değil mi? Yani hacmi sonlu dedi ki 3 litre olsun, 5 litre olsun, 100 litre olsun. 100 litre boyayı Muhammed'le gider alırız ve doldururuz. 100 litre boyayla sonsuz yüzeyi boyamış olur. Çoğu insan buna da boyacı paradoksu diyor. Şimdi bu meseleler nereden çıkıyor? Nasıl bir problem? Yani pratik olarak olması mümkün olmayan bir şey matematikte bir şekilde olabiliyor. Ya da burada birisi bir diğerinin alt kümesi ama birebir eşleyebiliyor. Bütün bunların hepsi sonsuzluk kavramının bizim bildiğimiz kavramlara benzememesinden kaynaklı. Ve bu birçok insanın kafasını karıştırıyor. Galile mesela bunun için şey diyor. Ya arkadaş, sonsuzluk vardır. Buna kimse bir şey söylemeyecek. Niye? Hatta kapalı bir sonsuzluktur. Aktüel sonsuzluktur. Birden başlar, sonsuza kadar gider ve burada bir kümedir. Bunu da söylüyor. Ama benim sonsuzluğa dair yorumlarım, kullanacağım kavramlar, sonlu büyüklüklere karşı dair kullandığım kavramlardan farklı olmalı. Sonlu büyüklükler, mesela 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo, bunlar 7 kilo, 5 kilodan fazladır diyebilirsin. 7 metre 5 metreden fazladır diyebilirsin. Ama mesele sonsuzluklara geldiği zaman bu bundan büyüktür ya da bu bundan küçüktür ya da bu buna eştir diyemezsin diyor. Bu Galile'nin bulduğu çözüm. Bu yıl 1600'ler. Ama bu sonsuzluk tartışması Galile ile başlamış bir tartışma değil ve Galile ile bitmiş bir tartışma da değil işin kötüsü. Neyle bitiyor biliyor musunuz? Hadi filmin sonunu söyleyeyim. O ortaokuldaki bildiğimiz basit küme teorisi var ya, A birleşim B, A kesişim B. Onunla hikaye biraz bitiyor. Yani sonsuzluk düşüncesinin gelişimini tarihsel olarak dönemlendirebilir miyiz? İlk başta Ela okuluyla başlıyor. Ela okulunu duymuşuzdur, değil mi? İşte Parmenides, varlık tektir, hareketi olmadığını, çokluğun olmadığını, tekliğin olduğunu söylemeye çalışan bir okul. Hep Parmenides'i de biliyoruz ama Parmenides'ten önce aslında okulu başlatan Xenofanes, o adam da Efesli, yani İzmir tarafından. Bunların çoğu aslında çok ilginç, Anadolu'dan çıkan tartışmalar ve Anadolu'dan yeşeren tartışmalar. Bu Ela okuluyla başlıyor. Sonraki aşama birazdan detaylı olarak göreceğiz.
Aristo Boileo'nun oluşturduğu sonsuzluktan kaynaklanarak yarattığı paradokslar, çoğumuz duymuşuzdur Zenon'un paradoksunu. Duydunuz değil mi Zenon'un paradoksunu? O paradoksları engellemek için ya da açıklamak için Aristo bir kavram çifti öneriyor. Potansiyel sonsuzluk ve aktüel sonsuzluk. Bu uzunca bir süre, yaklaşık 1900-1700 yıl, tabii 1700 yıl Avrupa dünyasını domine ediyor. Bu arada bir parantez açmak isterim. Hasbelkader, bütün eğitimim benim Batı felsefesi üzerinde. Ve bu topraklardan olup sadece Batı felsefesini bilip İslam felsefesine dair bir şey bilmemek, hatta Uzak Doğu felsefesine dair bir şey bilmemek aslında ayıp ve cehalet. Ve ben bunun için özür diliyorum ama bütün eğitimim Batı felsefesinde olduğu için ben bu tartışmayı sadece o çerçevede yapıyor olacağım. Umarım ki sizlerin aralarınızdan biri bundan bir şekilde feyiz alıp İslam felsefesinde sonsuzluk, İslam tarihinde sonsuzluk çalışır, bizim de cehaletimiz gider böylece. Aristo'dan modern dönem, ilk dönem, Kusa, Bruno, bunların detaylarına geleceğiz. Bu adamlar şey demeye başlıyorlar. Aristo demişti ki potansiyel, aktüel sonsuzluk, aktüel sonsuzluk yok, potansiyel var, detaylarına geleceğiz. Kusa, Bruno gibi adamlar, hayır aktüel de var ama biz bunu çok fazla anlayamayız diyorlar. Bu da Spinoza'ya kadar sürüyor. Spinoza, sonsuzluğu hem anlayabileceğimizi hem de onlar arasında büyüklük ve küçüklük sıralaması yapabileceğimizi söylüyor. Bu yüzden çok önemli bir adam. Ama diyor ki ben bunların matematiğini yapamam. Yani 3 ile 5'i toplarım ama bir tane sonsuzla bir daha başka sonsuz toplayamam. Matematiğin temeli dediğimiz şey, o küme teorisi var ya, A kesişimde A birleşimde, o aslında matematiğin temeli. Onu oluşturan adam Cantor denilen bir adam ve bu sonsuzluk meselesine tırnak içinde nihai noktayı koyuyor. O diyor ki sadece Spinoza gibi bir sonsuzluk birinden daha büyüktür, birinden daha küçüktür diye bunu derim ama bundan daha fazlasını yaparım. Bunlara sayı atıp bunları toplayabilirim. Çarpabilirim diyor. Omega artı 1, omega değil artık. Yani sonsuzluk hani 3 ile çarparsan gene sonsuz oluyor diye bir hissede anladılar. Yani sonsuzluk öyle bir şey ki sonlu olan her şeyi yutuyor. Aristo zaten tam bu yüzden şey diyor. Sonsuz olan her şeyi yutacağı için potansiyel sonsuzluk var, aktüel sonsuzluk yok. Cantor da diyor ki öyle değil arkadaş, her şeyi yutmaz diyor. Küme teorisini geliştiriyor, geliştirdiği zaman çok kabul görmüyor o dönemki matematikçilerden. Adama iş vermiyorlar. Akıl hastanesine düşüyor, oğlu ölüyor filan, yani hayatı şey adamın. Resmen akıl hastanesinde vefat ediyor zaten. Ama akıl hastanesine girdiği dönemler o adamı yanlış anlamışlar. Şimdi öğreniyoruz. Adamın yaratıcı olduğu dönemleri adama sen delisin demişler. Adam bu dönemleri yaşamadan önce küme teorisini oluştururken şöyle bir cümle kuruyor, bu kendi cümlesi. Küme teorisini bana Tanrı dikte etti diyor. Çok ciddi felsefi ve metafizik kaygıları olan, ilahi kaygıları olan da bir adam. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.